Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen liderler arasındaydı. Türkiye'nin bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa bağlılığı için Erdoğan'a hem teşekkür etti hem de yeni görevi için tebrik etti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 7. toplantısına da davet etti. Törede eli boş gelmedi Pakistan Başbakanı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Emine Erdoğan'a. Ülkelerinde mevsimin meyvesi mango getirdi kilolarca. Mango getirdik. Tamam çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Toplantının ertesi günü yola çıkmadan kaldığı otelde kendisiyle buluştum. Pakistan'ın Enformasyon Bakanı, Ankara Büyükelçisi ve danışmanları yanındaydı. Ve tabii korumaları da. Birlikte röportajı yapacağımız salona geçtik. Mr. Prime Sayın Başbakan, Türkiye'ye hoş geldiniz ve bizim olduğunuz için teşekkürler. Thank you very much. Assalamu and very good morning. Aleyküm selam. So, actually, there Pakistan'la ilgili konuşacağımız çok konu var. Pakistan, politikası, Türkiye ile ilişkiler. İlk olarak Türkiye ile gelinen noktadan başlamak istiyorum. Çünkü her iki ülkede tarihten bu yana çok güçlü ilişkilere köklere sahip. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecinde so, de biz iki ülkenin kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendiğine tanık olduk açıkçası. Şu anda da Sayın Erdoğan e, tekrar seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni döneminde Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin so, uh, daha da güçlenmesiyle uh, ilgili peki sizin temennileriniz, beklentileriniz neler? Pakistan Türkiye brotherhood. Thank you very much. First of all, I'd like to Teşekkür ederim. Her şeyden önce Sayın Erdoğan'ın yeni döneminin hayırlı olmasını diliyor ve onu bu muhteşem zaferi için tebrik ediyorum o mücadeleci ve sözünde duran bir lider. Türk halkı da ona olan güvenini tekrar gösterdi. Pakistan halkı benim hükümetim ve şahsım gerçekten çok memnunuz ve kazandığı zaferden ötürü minnettarız. Kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek için kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ve yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum. Yatırımlara yönelik ticari ilişkilerimizi açıklamak beni heyecanlandırıyor. Karşılıklı ticari ilişkilerimize yönelik zaten daha önceden kararlaştırdığımız projeleri Önümüzdeki 3 yıl boyunca hayata geçirmeyi ve bunları açıklamayı hedefliyorum. Bunlar hayata geçmesi zor olan işler değil ve hepsini birlikte başaracağız. Türkiye Pakistan için kardeş ülkedir. Bizim ilişkimiz tıpkı iki kalpte buluşan tek bir ruha benzer. İki ülkenin ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanır. Sadece Türkiye'nin bağımsızlık savaşında değil, çok daha öncesine uzanan bir bağımız var. Kalplerimiz bir arada. Türkiye her zaman Pakistan'ın arkasında durmuştur. Tüm barış girişimlerimizde, depremde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı bizi hep desteklemiştir. Aynı şekilde Pakistan halkı ve hangi partiye ait olduğu önemli olmadan ülkemizdeki tüm hükümetler Türkiye konusunda her zaman hemfikir olduk. Bence bu hepimizin benimsediği bir yolculuk. Karşılıklı olarak samimi olan hedeflerimizi birlikte çok çalışarak inşallah başaracağız. Aslında geleceğe yönelik karşılıklı yapılacak çok şey var. Peki Sayın Erdoğan'ın bu dönemki başkanlık sürecinde sizin beklentileriniz nedir? Bahsettiğim üzere karşılıklı ticaret hacmimizi açıklayacağız. Umut ediyorum ki bu sadece 5 milyar dolar olmayacak. Enerji yakıtları konusunda Türk yatırımcılarla işbirliğine odaklanacağız. Türkiye'nin bu konuda büyük bir tecrübesi var. Hidroenerji konusunda çalışan yatırımcıları davet edeceğiz. Türkiye bu konudaki önemli isimlerden biri ve hidroenerji konusunda sadece Türkiye'de değil, Dünya genelinde büyük projeler üretti. Yatırımcı yapabilecek bazı isimlerle buluştum ve hepsi gerçekten bu konuda çok iyiler. Size Pakistan'ın başbakanı olarak garanti ederim ki Türk yatırımcıların tesisleri kurarak öne çıkmaları konusunda gerekli her şeyi yapacağım. Buna ek olarak iki ülke arasında öğretmenlerin, öğrencilerin, tarihçilerin değişim programları ve birlikte seminerlerin düzenlenebilmesi konusunda çok kapsamlı bir çalışma var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için gerçekten muhteşem bir yolculuk. Tüm bunların hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gerçekleşecek ve onun vizyonerliğine saygım gerçekten büyük. Türkiye'yi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da birebir görüştünüz. Peki kendisiyle özel olarak neler konuştunuz? Kişisel konulara değindiniz mi yoksa sadece iki ülkenin ilişkileri mi gündeme geldi? Her şeyden önce bizim aramızdaki ilişki birbirinin yanında duran iki kardeşin, iki arkadaşın arasındaki gibi kişisel bir bağ. Onun mango sevdiğini biliyorum. Gelirken ona da mango getirdim. Pakistan'da şu anda mango dönemi ve belirli bir yerde yetişiyor. Çok tatlı ve lezzetlidir. Aroması da çok güzeldir. Yanımda getirdiğim mangoların yarısı Cumhurbaşkanı'na, diğer yarısı da eşi ve benim de kız kardeşim olan Emine Erdoğan'a hediyedir. Bizim ilişkimiz bu tür bir ilişki işte. Emine Erdoğan. So uh, this is the kind of relationship we have. So, uh, Mr. Prime Minister, you also mentioned about bilateral trade. Sayın Başbakan, And siz de karşılıklı e ticaret e hacminden e ve e stratejik e ortaklığın e öneminden e bahsettiniz. E her iki ülke stratejik ortak olmasına rağmen aslında her iki ülkenin de arasında ikili ticarette bizler gerçek potansiyellere henüz ulaşılamadığını görüyoruz. Evet Pakistan'ın geleceğe dair hangi girişimlerde bulunacağından bahsettiniz. Beklediğiniz ticaret hacmine ve ekonomik bağlara ulaşmanın önündeki engeller neler? Ve bu adımları aşmak için Türkiye'nin de ne gibi adımları atması gerekiyor? Yes I think, uh, uh, this, uh, network bu konuda Pakistan ve Türkiye arasındaki network ağı çok önemli bir role sahip olabilir. Aslında mevcut altyapılarımız var ancak bunu daha öteye taşımalıyız. Aramızdaki mesafe tabii ki nakliye ve ulaşım maliyetlerini arttırıyor. Bu da ürünlerimizin ulaşımı konusunda rekabeti arttırıyor. Benim amacım tren yoluyla bu ulaşım ağını çok daha kolaylaştırıp daha modern hale getirmek. İkinci olarak Türkiye ticari açıdan her konuda çok önemli role sahip olabilecek bir potansiyele sahip. Biz şu anda diğer ülkelerle kıyaslanacak olursa daha tecrübeli ve ucuz iş gücüne sahibiz. Bence bu karşılıklı olarak kazan kazan bir durum oluşturacaktır. Pakistan'da eğer Türk ve Pakistan yatırımları birlikte olursa, Türk teknolojisi ülkemize gelirse ve Pakistanlı işçi çalıştırırsak bu gerçekten iyi bir kombinasyon ve ortaklık olacaktır. Pakistan uluslararası anlamda şu anda zorlu sınavlardan geçiyor. Fiyatlar çok yüksek ve yüksek enflasyon var. Tarihimizin genelinde özellikle geçen yıl bizim için zorlu bir süreçti. Altyapılarımız büyük zarar gördü ve 30 milyar dolar kaybettik. Ancak şu ana kadar halkımız çok güçlü ve cesur. Büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve bu durumu düzeltmek için hedeflerimiz var. Ve inşallah çok çalışarak uluslararası işbirliğinin bir parçası olacağız ve bu durumun üstesinden geleceğiz. With a sense of pride and achievement. Bunun bir parçası tabi teknoloji, belki de en önemlisi savunma teknolojileri çünkü şu ana kadar Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan pek çok anlaşma var. Her iki ülkenin savunma konusunda güçlü işbirliği var, ancak detaylar eksik. Bize savunma teknolojilerinde şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan ortak çalışmaların detaylarından bahseder misiniz? Yes, I think uh, um, we have, uh, very strong strategic partnership. Evet, çok güçlü bir stratejik ortaklığımız var. Bildiğiniz gibi Pakistan Milgen projesi kapsamında Türk gemi inşaatı şirketleriyle birlikte çalışıyor ve bu projenin bir parçası olarak Türkiye'nin üstlendiği roller var. Bu gemiler Karaçi'de üretiliyor ve Türkiye'de denize indiriliyor. Bu aslında ortak işbirliğine yönelik verebileceğimiz önemli bir örnek. Tabii her iki ülkenin ulusal çıkarlarına geliştirdiğimiz ve çalıştığımız başka alanlar da var. Bence müttefik ve kardeş ülkelerin yapması gereken de bu. Türkiye'nin egemenliği, Toprak bütünlüğü Pakistan için çok önemli. Türkiye'de bizleri Keşmir bölgesi ve Keşmir halkının hakları konusunda her zaman koşulsuz desteklemiştir bu konudan ötürü de Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına müteşekkiriz. Keşmir'de Hindistan'ın katlettiği binlerce insanımız var. Dünya hala burada yaşananların, Hindistan'ın yaptıklarının ve içinde bulunulan sorunun farkına yeterince varmadı. Dünya artık bu sorunun ne kadar büyük ve önemli olduğunu anlamalı. Dünya politikası kendi çıkarları doğrultusunda Sudan'daki ya da Balkanlardaki çatışmalara odaklandı. Bence artık Keşmir'de yaşananların ve o bölgenin öneminin de farkına varmalılar. Bölgedeki sorunlar çözülmeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'in geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesi çağrısına rağmen Keşmirliler 10 yıllardır kendi kaderlerini tayin edemiyor. Keşmir halkının nefes alması için daha fazla geç kalınmamalı. Yoksa bölgemizde barış asla sağlanamayacak. Pakistan ve Hindistan halkı bilgilendirilmeli. Birlikte iş imkanları sağlanmalı, kendi güvenlik alanlarımızı oluşturmalıyız. Ama bu savaşarak ya da çatışmalarla mümkün olmaz. Bu yöntemler sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Hindistan'la yapmamız gereken tek şey barışçıl görüşmeler olmalı. only ways to have Keşmir'le ilgili daha sonra tekrar konuşacağız ancak Pakistan'daki siyasi durumlara dönmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda uluslararası arenada da çok konuşulan konuların başında geliyor ülkemizde yaşananlar. Pakistan'da ülkeyi siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan kurtarmak için koalisyon hükümeti kurmanızın üzerinden bir yıl geçti. Peki bu sürede neler yaşandı? Nasıl atlattınız süreci? I've just mentioned a few, uh... Mevcut olan koalisyon hükümetinin katkılarını ve önemini şöyle özetleyeyim. Bu duruma gelinmesi için büyük çaba sarf ettik ve uluslararası alanda da çalışmalarımız oldu. Bildiğiniz gibi Cenevre'de çok başarılı bir konferans düzenlendi. Dost ülkelerin ve uluslararası toplumun desteğini gördük. Bu koalisyon hükümeti Pakistan'ı karşılaşabileceğimiz büyük tehlikelere karşı korudu. Çünkü Önceki hükümet herhangi bir politik yola başvurmadan IMF'le bağlantıya geçti ve ülkeyi büyük meblalarla borçlandırdı. Bu da ülkede çok ciddi ekonomik sıkıntılara neden oldu. Bu hükümet içinde bulunulan sorunlarla başa çıkabilecek kapasitede ve şu anda üzerinde çalışıyoruz. Taraflarla başarılı bir şekilde uzlaşma kapasitemiz var ve bu gri alandan ülkemizi çıkartmaya gayret ediyoruz.'' Ülke içinde ordumuz da konuyla ilgili ödevini çok iyi yaptı ve büyük bir başarı elde etti. Tüm bu zorluklara rağmen sağlam önlemler alarak ekonomimizi geliştirmeye odaklandık. Ve umut ediyorum ki bu yıl önemli girişimlerimiz olacak. Bildiğiniz gibi Pakistan tekstil endüstrisinde öne çıkan ülkelerden biri. Geçmiş yıllarda bu alanı geliştirmek için ithal ettiğimiz ürünler de oldu ve bunlar bu yıl üretimimizin artmasında katkısı olacak. Bu gibi girişimlerimiz gurur duyabileceğimiz işler ancak daha kat edecek çok yolumuz var. Hala IMF ile mali konularda revizyona gidilebilmesi için uzlaşmamız gereken konular var. Bizim tarafımızdan yapılması gereken her şeyin gerçekleştiğine inanıyorum. Umut ediyorum ki IMF de Pakistan'ın ekonomisini toparlaması için çok taraflı kurumlarla anlaşmasını onaylar. institutions to So we will follow the developments from our side uh, Bizler de gelişmeleri kendi tarafımızdan takip ediyor olacağız. Bu arada eski başbakan ve Pakistan Adalet Partisi lideri Imran Khan hükümetten düşürüldüğünden beri erken seçim çağrılarına da devam ediyor. Sizin koalisyon hükümetinizde seçimleri erteleme eğiliminde görünüyor açıkçası. Şu ana kadar iktidarda olan koalisyon hükümeti neden Imran Khan tarafından önerilen seçim şartı üzerinde anlaşmaya hazır? Bu aslında doğru değil. Pakistan'ın şu anda mevcut olan ulusal meclisi 13 Ağustos'ta zaten görev süresini dolduruyor. Pakistan Adalet Partisi İmran Han ortada herhangi bir sebep olmadan şu anda mevcut olan meclisi feshetmek için baskı yapıyor. Madem meclisi feshetmeye bu kadar hevesliydiler... Görevdeyken neden bunu yapmadılar? Her şeyden önce ben Pakistan Adalet Partisi ile görüşmek için bir komite oluşturdum. Böylelikle halkın önünde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz. Bakın Pakistan Adalet Partisi eyalet meclislerini feshetti. Pakistan tarihi boyunca ulusal meclis ve il genel meclisi seçimleri her zaman aynı günde yapılmıştır. Şimdi onlar il meclislerini dağıtıp iki ayrı meclis kurulmasını destekliyorlar. Pancap, Pakistan'ın en geniş bölgesi. Maalesef geçmişte ayırt edici unsurlar tarafından üzücü seçimler yaşandı ve Panca Pakistan'ın en büyük sorunu haline geldi. Şu anda Pancap'ın kendi hegemonyası var ve bu ülke içinde doğru bir durum değil. Benim amacım Pancap'ı diğer üç kardeşle beraber görmek. Toplumumuzun en büyük problemi olmasına rağmen aynı aile içinde hareket etme taraftarıyım. O zaman içinde bulunulan durum sorun olmaktan çıkar. Evet, birbirimize saygı gösteriyoruz. Bunlar değerlerimizin bir parçası ve birbirimize katkıda da bulunuyoruz. Sevincimizi de, üzüntümüzü de birlikte paylaşmalıyız. O nedenle Pakistan Adalet Partisi'nin istediği gibi iki farklı meclisle hareket edersek problemlerle karşı karşıya kalırız. Daha önceki il seçimlerinde olduğu gibi başka problemlerle de karşı karşıya kalırız. Biliyorsunuz seçimlerin pek çok tezahürü vardır. Bu süreçteki kritik faktörlerden biri seçim sistemi. Eğer Pancap'ta kendi başına başka bir parti seçilirse başka türlü problemler ortaya çıkabilir. Bu da demokratik normlara karşı olan bir durum. O nedenle ülke genelinde bir düzen kurabilmek için yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çözüm önerilerimiz bir koalisyon hükümetine oy verenlerle İmran Han'a oy verenlerin tamamına hizmet ediyor. Ama maalesef İmran Han bu önerileri veto ediyor. Asıl problemimiz burada. Mesela İmran Han veto So that's the problem. Sayın Başbakan, biliyorum ki aslında sorulacak çok soru var ancak uçağa da yetişmeniz gerektiğini ve az zamanınız olduğunu da biliyorum. Ancak iki kısa soru daha eklemek istiyorum hızlıca. Hangi ayda Pakistan'da seçimlerin yapılmasını bekliyorsunuz? Evet. Sadece benim beklentimle alakalı değil aslında. Anayasamızın neyi gösterdiğini ve buna göre ne yapmamız gerektiğini içeren bir soru bu. Ve Pakistan anayasasına göre ve güçlendirilmiş demokrasimize göre seçimler, evet gerçekleşmeli. Ancak Pakistan Seçim Komisyonu bu tarihi duyurmalı. Ve son sorum. Evet, İmran Han'ın kendi partisinin, Adalet Partisi'nin çalışanlarına yönelik hukuksuz tutuklamalar yapıldığı e, ve sizler tarafından e, baskı e, uygulandığına, e, kötü e, muamelelere e, maruz e, kaldıklarına e, dair iddialara e, ne diyeceksiniz? Doğru mu bu? Çünkü e, bu da başka bir tartışma. Üstelik sadece e, Pakistan'da da değil, e, uluslararası e, alanda e, da, tartışılan e, bir bir şey. da tartışılan bir konu bu. Şimdi şimdi da, bir bir Asıl konu şu, 9 Mayıs'ta İmran Han çok İmran ciddi yolsuzluk Han, iddiaları nedeniyle tutuklandı. Başka bir nedenle değil, ciddi yolsuzluk suçlamaları yüzünden. İmran Han iktidardayken, 4 yıl boyunca Nawaz Şerif'ten başlayarak Pakistan'daki tüm büyük siyasi partilere kadar bütün muhalefeti asılsız iddialarla parmaklıkların arkasına tıktı ve şiddet yoktu, Ajitasyon yoktu, protesto yoktu. Şikayetlerimizi parlamento zemininde dile getirdik. Sivillerin protestoları da medeni bir şekilde gerçekleşti. Tekrar ediyorum. Burada ciddi yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandığı ve bir grup haydut askeri tesislerde dahil olmak üzere Pakistan'daki hayati önemdeki tesislere, askeri alanlara saldırma talimatı üzerine serbest bırakıldı. Şimdi bana 6 Ocak 2021'de Amerika'daki hükümet merkezinde, Capitol Hill'de ne olduğunu anlatın. Kanunlara göre hükümet merkezlerine saldıranlara oradaki mahkemeler cezalar veriyor. Sizce Pakistan bu haktan muaf mı? Eğer ciddi bir suç işlendiyse hukuk devreye girer. Ve mevzu bu.